Baget yüzük mü o? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün güzel ilimiz Antalya'ya uzanacağız. Çünkü özellikle Antalya'da heyecanlı bir bekleyiş vardı. Turizm sezonunun açılması bekleniyordu. Tabii Rusya kısıtlamaları kaldırdı ve ilk turistler de gelmeye başladı. Peki Antalya'da son durum ne? Kuyumcu esnafımızın beklentileri ne yönde? İşleri nasıl etkilenecek? İşte bunların hepsini konuşacağız. Değerli Başkanımız, Antalya Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Ali Çelik yayınımızda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, söylediğimiz gibi tabii Antalyalı esnafımız da turistleri bekliyor. Yaz dönemi özellikle bir hareket bekliyor. Peki nasıl? İlk uçuşlar gelmeye başladı galiba Rusya'dan. Nasıl turist sayısı? Ulaştılar mı Antalya'ya? 22 Haziran itibariyle Rusya kapıları açtı. Artık turlar gelmeye başladı. Antalya'da bir canlanma başlıyor yavaş yavaş. Tabii şu an için yeterli değil. Zaman içinde bu doluluk oranına ulaşacak. Yaklaşık 1 Temmuz'a kadar 10 gün içinde 1,5 milyon civarında bir turistin gelmesi bekleniyor. İnşallah bu yaz süresince devam edecek. 15 milyon hedef var Antalya'ya turizm olarak. Tabii bu başlangıç, turizm sektörü canlanacak inşallah. Başkanım, peki Rus turistler gelmeye başladı ama daha önce Antalya'da turist var mıydı? Farklı ülkelerden gelenler var mı? Nedir durum şu an, son durum? Sina Fırlanta, aşka atılan imza. Bireysel olarak tabii gelenler eksik olmuyor. Dünyanın her yerinden Antalya'ya turist geliyor ama turlar gelmedikten sonra bu yeterli olmuyor. Otellerimiz de olmuyor, esnafa çok katkı sağlamıyor. İnşallah bundan sonra Almanya'da biliyorsunuz 10 gün önce yaklaşık 1 Temmuz itibariyle Türkiye uçuşları başlayacağını söyledi. Temennimiz tabii diğer Avrupa ülkeleri olsun, başta İngilizler olmak üzere. Açmaları. Turizm sektöründe iş yapan kuyumcu esnafımız gerçekten zor bir buçuk yıl geçirdi. Geçen yılda 2-3 ay bir iş yaptılar. Normalde 6 ay olan turizm sezonumuz Nisan'da başlayıp Ekim sonunda biten şu anda 3 aylara düştü. Yani şu anda Temmuz, Ağustos, Eylül gibi hedefliyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçer. Geçmişin sıkıntıları kapanır. Çünkü turizm sektöründe çalışanların kiraları birikti, giderleri birikti, masrafları birikti. İnşallah iş yapsınlar ki geçmişe dönük borçlarını, sıkıntılarını da gidersinler. Başkanım, peki özellikle Rus turistler diyoruz, Avrupalı turistler diyoruz. Daha çok hangi ülkeden gelen turistler daha çok harcama yapıyorlar? Kuyumcu sektörümüze, kuyumcu esnaflarımıza hangi ülkeden gelen turistler daha çok para bırakıyorlar? Antalya dünyanın her yerinden turist çekmesine rağmen %40'ını yaklaşık olarak %40-45'ini Ruslar oluşturuyor Antalya bölgesinin. Ondan sonra kalan kısmı diğer ülkelere bölüyoruz. Yaklaşık %30'u Almanlar, %10-15'ini Avrupa'nın değişik ülkeleri, bir kısmı tabii Orta Doğu ülkeleri, İran falan farklı ülkeler. Ama ağırlıkta Antalya bölgesine en çok harcama yapan, para harcayan, esnafa para bırakan diyelim, Rus turistler ve Alman ve Avrupalı turistler daha çok gelir bırakıyorlar. Türkiye tabii onlar için çok cazip bir ülke. Dövizin de değerinin Türk parası karşısında yüksek olması, onların çok rahat bir şekilde harcama yapmasını sağlıyor. Geçen gün televizyonda da izledim. Ortalama bir turist 750 euro civarında para bırakıyormuş Türkiye'de, harcama yapıyormuş. İnşallah biz bunları 1.000-1.500 eurolara çıkartalım ki daha çok ülkemize katkı sağlasınlar.
Başkanım peki ürünü olarak daha çok neyi tercih ediyorlar? Özellikle kuyumcu esnafımızın hangi ürünlerini alıyorlar? Hangi ürünler daha çok tercih ediliyor turistler tarafından? Altın başta olmak üzere pırlantalı, mücevher ürünlere daha çok talep var. Kendi ülkelerine göre daha uygun olduğu söyleniyor burada. Çarşı mağazaları olsun, turizm bölgelerindeki ve centerlarımız daha çok mücevher ağırlıklı satış yapıyorlar. Tabii ki altın da satış yapılıyor ama altın çok fazla kar bırakmıyor. Çünkü dünyada 3 aşağı 5 yukarı değeri belli ama mücevher ürünlerde kar oranı biraz daha yüksek oluyor. Bu şekilde mücevher ürünlere talep daha fazla. Peki daha çok marka ürünler mi tercih ediyorlar, sertifikalı ürünler mi tercih ediyorlar yoksa bizim klasik ürünlerimizden de alıyorlar mı? Türlü alıcı var turistlerde. Marka tercih edenler de var, takdir edersiniz. İlla sertifikalı olmasını talep eden kişiler de oluyor ama sertifikasız da güvene dayalı çok miktarda satılıyor. Peki başkanım, şimdi tabii Antalya'da şöyle bir şey de oluyor zaman zaman, işte gelen turist otelden hiç çıkmıyor, dışarı çıkıp harcama yapmıyor gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yönde? Özellikle oteller dışarıya turistleri bırakmıyor mu? Tüm vakitlerini otellerde geçirsin mi istiyorlar yoksa gelen turist dışarıda çıkıp bir şekilde alışverişini yapıyor mu? Nasıl oluyor? Tabii Antalya'da sistem %99 olarak her şey dahil sistemi üzerine kurulu. Tur şirketleri anlaşıyorlar, her şey dahil, yeme içme, konaklama, uçak parası dahil belli bir rakama geliyorlar. Bu tabii turist kalitesini aslında biraz düşürüyor. Çünkü adam orada işçi sınıfında olan insanlar daha çok tercih ediyorlar. Ne kadar harcayacağını biliyor, sürprizle karşılaşmıyor. İnanın neler duyuyoruz, yani turist geliyor burada turla, otelden turla olarak geziye çıkartıyorlar. Oteldeki, mutfaktaki, restorandaki suyu yanına alıp dışarıya çıkıyor. Dışarıdan su almayan dahi turistler olduğu söyleniyor. Ha, bazıları tabii açıyorlar, çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tabii bu tamamını kastetmiyoruz ama bir kısmı tabii otelden ayrılmıyor. Hiç dışarıya çıkma ihtiyacı dahi hissetmiyor. Ama bir kısmı da çıkıp dolaşıyor, şehri keşfediyor. Esnaflardan alışverişler yapıyorlar. Tabii turistler Türkiye'yi çok cazip bir ülke her açıdan. Denizi, güneşi, doğası, tarihiyle hepsi birlikte çok cazip bir ülke. Dışarıda tabii sadece kuyum sektörü olarak değil, yani dericisinden, tekstilcisinden, hediyelik eşyasından, gümüşçüsünden çıktığı zaman mutlaka farklı esnaflara harcamalar yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar, para bırakıyorlar. Peki kuyumcu esnafımızın bu yönde nasıl bir beklentisi var? Turizmle ilgili Antalya'daki esnafımız nasıl daha çok iş yapabilir bu konuyla ilgili? Var mıdır bir beklentiniz? Beklentimiz tabii ki var. Başta merkez olmak üzere merkeze ulaşımın, toplu ulaşımın açılması gerektiğini söyledik. Daha önce belediye başkanlarıyla da görüşmemizde. Mesela Antalya'nın en merkezi, 5 yıldızlı otellerinin, tatil köylerinin olduğu bölge Kundu bölgesi var. Buradan insanlar çarşıya gelebilmek için sadece belediye otobüslerini kullanmak zorundaydı. Bunu da çok tercih etmiyorlar. Yani tramvay tarzı toplu taşıma araçları olduğu zaman turist otelinden çıkıp tramvayına binip çarşı merkezine gelip dolaşıp tekrar oteline dönebilmeli. Yoksa bir taksi ücreti inanın bana anormal rakamlar isteniyor. Yani turist zaten çok ucuza kalıyor. Bir çarşıya gelip gitmesi 150 euroya mal oluyor. Bunu tabii insanlar tercih etmiyorlar. Ama toplu taşıma olursa 2 euroya, 3 euroya bu işi halledebiliyorlar. Peki başkanım, tabii turizm sezonu bir taraftan açıldı. Bir de düğün sezonu da açıldı. İstanbul'da özellikle farklı illerde artık yavaş yavaş düğün alışverişleri de başladı. Antalya'da nasıl düğün sezonunun açılması esnafımızı nasıl etkiledi? Tabii başlangıç olarak çok istenilen seviyede olmamasıyla birlikte şu anda tabii turizm sezonunun açılması, düğün sezonunun açılması yerli kuyumcularımıza da bir hareket sağladı. Tabii insanların biraz alım gücü azaldı eskiye göre, altın fiyatlarının yüksek olması. 10 tane takacaksa 5 tane takabiliyor, alabiliyor. Ama bir şekilde tabii bizim olmazsa olmazımız düğünlerde takı olsun, hediyelik takı olsun, hareket başladı.
Peki başkanım, bir de son olarak şeyi de sormak isterim. Şimdi otellerin içinde de herhalde kuyumcular oluyor. Dışarıda da oluyor. Center'lar oluyor. Merkezde oluyor. Nasıl oluyor iş dağılımı daha çok Antalya'da? Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte. Yani daha çok hangi yön daha fazla iş yapıyor? Şimdi eskiden otel içindeki kuyumcular daha az iş yapabiliyordu. Biliyorsunuz psikolojik olarak, yani nereye giderseniz gidin, bakkal olsa dahi, büfe olsa dahi, otel içi daha pahalıdır imajı vardır insanlarda. Önceden dışarıya çıkıp alışveriş yapıyorlardı veya turlar gelip otelden alıp center'lara götürüyorlardı, çarşılara bırakıyorlardı. Ama şimdi geçen yıl özellikle otel içinde iş yapan kuyumcu sektörü daha fazla iş yaptı. Çünkü insanlar pandemi sebebiyle çok fazla dışarıya çıkmak istemedi. Otel içindeki mağazalardan alışverişi tercih etti. Bu yıl biraz daha açılacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'deki aşılamanın da çok hızlı ilerlemesi inşallah bu yansıyacak dışarıdaki esnaflarımıza da. Dışarıya çıkıp alışveriş yapacağını düşünüyoruz. Eski haline döneceğini düşünüyoruz. Çünkü eskiden çarşı kuyumcuları daha çok iş yapıyordu. Hı hı. Başkanım, benim sorularım bunlardı. Var mı sizin eklemek istediğiniz kuyumcu esnafımıza mesajınız? Teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sektörden ekmek yiyen, yani daha önce de konuştuğumuz gibi Antalya bir ihracat kapısı. Hem kuyumcu sektörü açısından hem farklı sektörler açısından, belki direkt konteynerle mal göndermiyoruz ama turistlere bireysel olarak satış yaparak ihracat yapmış oluyoruz. İnşallah bu işten çok ekmek yiyen insan var bu bölgede. İnşallah güzel bir sezon geçer. Esnafımızın yüzü güler, hepimizin yüzü güler. Çok sağ olun başkanım. Biz de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah önümüzdeki günlerde de beklenti yönünde olur. İşler açılır, daha çok turist gelir ve esnaflarımızın işleri de daha da açık olur diyelim. Ve söylediğimiz gibi bugün önemli bir konuğumuz vardı. Antalya'da hareketlilik başladı, Rus turistler gelmeye başladı, kapılar açıldı. Tabii bunun getirilerini konuştuk. Değerli konuğumuz Antalya Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Ali Çelik'ti. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Sina Fırlanta. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza.